A ön tekeri temsil ediyor, B de ön tekeri temsil ediyor, B arka tekeri temsil ediyor. Kumandayla çok şey yaptım. Yaklaşık 2 yıldır bunu indir, kaldır, indir, kaldır. Bunlarla böyle uğraşıyoruz. Tamamen böyle. Selahattin Bey ile birlikte kurucusu olduğumuz SF Emergency sisteminde sahibiyiz. Daha sonra Almanya'da bir patent süreci başlıyor bununla ilgili. Tabii çok sancılı bir süreçti. Tabii biz patentin davalarını kazandık. Süreç devam etti ve tüm dünya genelinde bu sistemin, dünyada olmayan bu sistemin patentini aldık. Ürünü Türkiye'ye getirdik. Selahattin Bey sağ olsun bu işin Türkiye'de olmasını özellikle istedi. Yani ülkeye bir katma değeri olmasını ve bu işin Türkiye'den bütün dünyaya açılımını arzu ettiği için de Türkiye'de böyle bir şirket kurup işte bir tane çalışan, yaşayan daha doğrusu canlı bir prototiple de tanıtım videolarımız falan oldu. Türkiye'ye getirdik. Selahattin Bey özellikle bunun Türkiye'de ülke ekonomisine katma değeri olması için ülkede büyümesini, buradan dünyaya açılmasını istediği için Türkiye'de böyle bir şirket kurduk. İlk prototipimizi de topladık. Yakın zamanda fuarda gideceğiz. Fuarda da ürünümüzü tanıtacağız. Daha sonra da inşallah seri üretimle araçlara montajına başlayacağız. Ürün katma değeri yüksek bir ürün bahsettiğim gibi. Avantajımız rakibimizin olmaması dünya üzerinde. Çünkü tek bize ait bu. Tek Selahattin Bey'in sahibi olduğu bir patent. Dolayısıyla rakip yok. Piyasayı domine edecek tek üretici de biz olacağımız için. Şimdi dünya üzerindeki 2,5 milyar otomobil bugün itibariyle var olduğunu hesaplarsak ilk 10 yılda %5'lik bir dilimi dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu da yaklaşık olarak 125 milyon otomobil demek. İlk 10 yıldaki ülke bütçesine katma değeri yaklaşık 300 milyar doların üzerinde bir katma değer katmayı hedefliyoruz. Dünyada ilk bir proje. Dolayısıyla üretilen her araç bizim potansiyel müşterimiz. Ve araçlar devam ediyor. Bugün Türkiye'de alınan verilere göre, bağımsız kuruluş verilerine göre 24 milyon otomobil var. Bizim hedef kitlemiz bu 24 milyon otomobilin 1 milyonu. Yani yaklaşık 1 milyon Türkiye'deki otomobilden bile alacağımız toplam ciro 700 milyon dolar civarında. Sistem her tekerlekte birer adet olmak üzere toplamda 4 adet elektrikli kaldırıcı, linear aktüatör dediğimiz kalem tipi aktüatörlerle çalışıyor. Tamamen elektrikli, yani fosil yakıtlı otomobillerde de aküden alacağımız 12 voltla çok rahat çalışabilen bir sistem. Aynı zamanda elektrikli otomobiller için de uyumlu olan bir sistem. Sistemde pistonun bir tanesinin kaldırma kapasitesi yaklaşık 6000 Newton. Bu da 670 kilogram civarına denk geliyor ki totalde 2,5 tona yakın bir otomobilde çok rahatlıkla problem yaşamadan kullanabileceğimiz güvenli bir sistem. Sistem zaten otomobil çalışırken devre dışı,
tamamen disable durumda. Ancak aracınızı stop ettiğinizde durur pozisyondayken çalıştırabileceğiniz bir sistem olduğu için güvenlik sorunuyla da ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Tamamen kolaylaştırıcı bir sistem. Özellikle kiriko kurulumu konusunda çok kolaylaştırıcı bir sistem. Örneğin bir tatilde ya da bir dağ başında bagajdaki eşyaları indirip kirikoyu çıkartıp kurmak yerine direkt sadece bir tuşa basıp ilgili lastiği havaya kaldırıp lastiği değiştirmek kalıyor. Bunu da zaten yapmak bizim bu SF sistemle çok kolay hale geliyor. Özellikle bayan otomobil kullanıcılar için de aslında tercih edilebilir bir ürün. Hava sistemimiz var. Aynı zamanda sistemde. Yine 4 tekerlekte bağımsız hava sistemi. Tıpkı bir elektrikli süpürgenin kablosu misali çektiğinizde, işinizi bitirip bıraktığınızda tekrar yerine giden bir sistem. Ve her lastikte bağımsız bir sistem bu.